polis memleketi ben de o çocukları sevmedi çünkü bizi kollardı yani bir şekilde. Canımız bir şey çekerdi, çocukluk almamız için bize para verirdi istediğimiz zaman. İlerleyen günlerde çok zengin çocukları seven birisiyle tanıştıracağını söyledi bana. Çok zengin? Çok zengin ve çocuklarla çocukları seven birisiyle tanıştıracağını söyledi. Adam gerçekten bonkördü. Yani bir şey istiyor musunuz derdi. İstiyorsanız alayım derdi. Başımı okşardı. Tabii mahalleye arabasıyla geldi. Şoförü vardı. Aynı zamanda korumasıydı sanırım. İşte beni yiyecek yenen yerlere götürüldü. Lokantalara veya çok güzel otellerin lobilerine giderdik. Çok özgürdüm yani. Çocuktum ama sigara bile içme yaşlarda başlamıştım yani. Bir gün yine arabasıyla ve şoföre geçmedi. Bugün yine güzel bir yere gideceğimi söyledi. Ve uzun bir yol gittik. Edirne merkeze. Edirne merkeze gitmiştik. Yolda yedik içtik. Gülüştük diye hatırlıyorum. İşte yolun bayağı uzun sürdü ama Edirne'de çok güzel bir otelin lobisine gittik başta. Sonra geç olduğunu ve bu saatte geri dönmesek daha iyi olacağını söyledi ve otelden ona ayarladı. Yani aslında gidişat onu gösterdi. Sarhoş oldu. Benim de başım falan döndü. Uzun yola çıkmayalım dedi. Tamam çıkmayalım dedim. Sorun olmaz dedim ya. O beyle otel lobisine çıktık. Aynı odada kalacaktık. O şekilde kalacaktı. Hadi yatalım, uyuyalım dedi. İşte her zamanki gibi başımı okşamaya falan başladı. İstemediğim şeyler yapmaya başladı yani. Vücudumun belirlerine dokunmaya başladı. Tabii böyle vücuduma dokunmaya başlayınca ben saldırganlaştım ve kaçmak istedim. Daha böyle doğru koştum. Kapıyı yöneldiğimde nasıl oldu bilmiyorum. Birden şoför de içeri girdi aniden. Ona itiraz etmemse kötü olur dedi. Tabii korktum ben de. Çocuktum sonuçta. O gece İstemediğim şeyler oldu açıkçası. Yani cinsel istismara uğradım. O günkü olaylar çok ileride yani yaşım 18-19'a geldiği zaman rüyalarıma falan girmeye başladı. Zannediyorum büyüdüğüm için. Yani çok uzun geldi tabii o dakikalar. Yani gündüzde ben gerçek nasıl bir cinsel birleşmeye giriyorsanız, seks yapıyorlarsa olanlar oldu. O ay demin kendi cinsel organıyla sizin vücudunuza girdi mi? Evet. Peki bunun için herhangi bir prezervatif gibi bir şey kullandı mı? Onu hatırlamıyorum. Peki vücudunuzda boşalıp boşalmadığını biliyor musunuz? Açıkçası yani gözlerimi kapatmıştım yani artık olacaklar olsun dedim çünkü dediğim gibi şoförün içeri bir sertçe çıkıştıktan sonra da itiraz edemedim. Yani çok da hatırlamak istemediğim bir şeyler açıkçası. Tabii o gece o çok rahat uyudum fakat ben uyuyamadım. Sabah olunca, hava aydınlığı önceden aşağıda bir şeyler yiyip otelde yola çıktık. Peki bu olaydan dolayı bu Demmink hakkında soruşturma açılmasını, kovuşturma açılmasını ister misiniz? Tabii ki.